beraber toplanalım. Toplu odaydı. Genel çiftçe fotoğraf olacak. Herkes bir yere otursun. En son toplu ayakta da. Bu sol el bilek grafisine göre hastamız kadın cinsiyetinde ve 217 aylık. Dün sorulan bir hastaydı. Anonimize ettik. Yaklaşık 2,5 yıl önce TÜBİTAK 1512 projesi olarak çocuklarda ve erişkinlerde kemik yaşını belirlemek üzere bir projeye başladık. 6 kişilik ekipten oluşuyoruz. 2 bilgisayar mühendisi, bir radyolog ve bir adli tıp, bir çocuk doktoru da ekibimizde. Bu projede amacımız adli tıp vakalarında sol el bilek grafilerinden kemik yaşını tespit edebilmek. Adli süreçte alınan cezaları etkiliyor. Bazen kemik yaşını büyütmek veya küçültmek isteyen vatandaşlarımız olabiliyor. Orada da kemik yaşı tespitinde kullanabiliyoruz. Erişkinlerde kemik yaşı tespitini mültecilerde özellikle kullanıyoruz. Çocuklarda çocuk endokrinolojisinde daha çok olmak üzere büyüme gelişme geriliği olduğunda kemik yaşı tespiti çok önemli olabiliyor. Tedavi süreçlerini değiştirebiliyor. Normalde biz bunu geleneksel atlas yöntemleriyle yapıyoruz. Daha önceden çekilmiş röntgen grafileriyle yeni çekilen röntgeni karşılaştırıyoruz ve bir radyolog hekim olarak kemik yaşına karar veriyoruz. Ama bizim 6 ay 1 yıl arasında hata payımız var. Geliştirdiğimiz karar destek sistemi 3-3,5 aylık hata payı ile yaklaşık %96 doğrulukla kemik yaşını tespit ediyor. Bizim projemizin avantajlarından birisi erişkinlerde kemik yaşını belirleyen bir atlasımız yok. Normalde 25-40-40-50-50 yaş üzeri diye 3'e ayırıyoruz. Ama karar destek sistemimiz 2 yıl hata payı ile kemik yaşını erişkinlerde belirleyebiliyor. Üçüncü bir avantajımız cinsiyet belirlemesi. Sol el röntgenlerinden cinsiyet tespiti yapabiliyoruz. Normal atlas yöntemlerinde sadece sol el röntgeni yetmeyebiliyor. Dirsek, omuz, akciğer grafisi ve pelvis grafisi ek röntgenler gerekebiliyor. Bu da hasta için ekstra radyasyon demek. Ama biz sadece sol el röntgeniyle kemik yaşını direkt olarak tespit edebiliyoruz. Projemizin önemli artılarından birisi bu karar destek sistemini geliştirmek için kullandığımız röntgen görüntülerini Türkiye'nin 12 ilinden 7 coğrafi bölgesinden topladık. Yaklaşık olarak 40 bin görüntülük bir veri setimiz var. Ama bizim veri setimiz 2020'li yıllarda Türkiye'de çekilmiş bütün coğrafi bölgeleri kapsayan bir veri seti. Ülkemize ve insanımıza daha uygun olduğunu düşünüyorum. Özellikle adli süreçlerde çocuklara karşı işlenen suçlarda ve çocukların işlediği suçlarda 12 yaş altı, 12-15 arası, 15-18 arası ve 18 üzeri olması şeklinde cezai müeyyideler artıp azalabiliyor. Bu süreçlerde çok önemli. En önemli kullanım alanı birincisi bu. İkincisi de çocuklarda yaşıtlarına göre 2 yıl, 3 yıl gelişme geriliği olanlar oluyor. Onları takip etmek için kullanıyoruz. Mahkemeler bize adli süreçlerde resmi yazı ile kişinin kemik yaşı tespitini soruyorlar. Biz de geleneksel atlas yöntemleriyle cevap veriyoruz radyoloji hekimleri olarak. Ama bundan sonraki süreçte yardımcı bir mekanizma olarak karar destek sistemini kullanabiliriz.